Herkesin çok sevdiği ve çok çok merak ettiği sevgili Zeynep Turan'la beraberim. Bize 2022 yılında bizi neler bekliyor, neler olacak? Şimdi Zeynep'ten yorumları alacağız. Hoş geldin Eylem. Nasılsın? Hoş bulduk canım. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. 2020'nin karanlığından bir kere öncelikle kurtulacağız. Biraz beyazlıklara açılacağız. Aynen, biraz inşallah. Rahatlayacağız. Tabii yıl biraz retrolu başlıyor. İki tane retro olacak. 2022'nin ilk iki ayında ayrılıklar olabilir. 2020'nin ilk gününde bir Venüs retrosu var. Arkasından bir Merkür retrosu başlıyor. Dolayısıyla yılın başında ünlüler dünyasında büyük değişiklikler olur. İşte ayrılanlar olabilir. Evlenmesi beklenenlerde farklı davranışlar olabilir. Yani bol bol ilk iki ayında ilişkilerdeki depremleri, sarsıntıları, gerginlikleri konuşuruz. 2022'nin ikinci yarısında düğünlere hazır olun. 2022'nin ikinci yarısında bol bol düğünü, evleneni, en önemlisi ise bebekleri konuşuruz. Zeynep Turan, 2022 Sıfırdan Başlamak kitabında yazdığı gibi güzel haberlerle giriş yaptı haberimize. Devamını merakla bekliyoruz sizler gibi. 2022'nin sıfırdan başlattığı konuların en başında ise pandemiden kurtulacağız. 2022 Nisan ayında çok önemli bir iki gezegenin kavuşumu var. Ondan sonrasında artık hapıyla, koruma spreyleriyle, pasaport, aşı pasaportlarıyla ve dolayısıyla bu artık mutasyon geçire geçire insan doğasının adaptasyonuyla biz artık maskeye, bu yasaklara, her an değişen dünyanın bu dengelerine, hepimizi etkileyen ekonomisine ve kısıtlanmasını artık arkada bırakıyoruz. Zeynep Hanım, biraz daha detaya inelim ve yıldızlar burçlar için neler söylüyor tek tek öğrenelim. Koç burcunu 2022'de neler bekliyor? Koç burçları 2022'nin en cesur olacak. Özellikle Nisan ayı onlar için çok önemli. Anne ailesiyle ilgili biraz ön plana çıkacaklar. Biraz anne ailesi, biraz da politik olmaları gerekiyor. Dikkatli olmaları gereken tarih biraz Ocak ayı. Mars çünkü biraz 24 Ocak'tan sonra onları sıkıştırabilir. Gezegenler Koç burcunda birleşecek. 2022'nin en zengini Koç burcu olacak. Ve Koç burcu 2022'nin aslında ikinci yarısından itibaren en zengin olacak. Boğa burcu 2022'nin en üretkeni olacak. Boğa burçları ise en üretkeni olacak. Boğa burçları 5 Temmuz'dan itibaren zaten daha da hızlanacak hayatı. Özellikle şu parasal meseleler, ilişki meseleleri, güven meselesi çok. Çünkü güvensizlik yaşadı Eylem Boğa burçları. Güvendiği dağlara deyim yerindeyse biraz kar yağdı, hırpalandılar. Boğa burcunda 5 Temmuz'a dikkat. 2022'nin en üretkeni kendisi Boğa burçları olacak ve 30 Nisan'dan itibaren onların da hayatı hızlanacak. Eğer uzun zamandır bir eğitim ara vermiş ya da işte atanmayı bekleyen, yükselmeyi bekleyen veya bir türlü iş değiştirmeye cesaret edemeyen şu son yıllardaki işte malum dünyanın hali yüzünden onların hem üretkenliğini destekliyor hem de daha güçlü adımlar atmasına yardımcı olacak. Sıra geldi Eylem İpek Şafak'ın burcu ikizlere. Şimdi 2022'de en nefes alanı. Çok dağıldı ikizler. Çünkü geçtiğimiz yıl yani 2021'de ay düğümlerini misafir etti. Biraz savruldular. Biraz işte acaba yanlış mı yaptım, böyle mi yaptım, şöyle mi yaptım diye kaygı yaşadılar ama 2021'in sonunu çok güçlü kapatıyorlar ve Mars zaten yardım ediyor karşıt burçlarında. 2022'de ikizler burcu nefes alacak. İkizler burçları nefes alıyor ama çocuğu olan ikizler, ebeveyn olan ikizlere buradan Haziran ayından itibaren çocukla ilgili eğitimleri, gelecekleriyle ilgili kaygıları olan ikizler annelerine, babalarına sesleniyorum. İçiniz rahat olsun, bu yıl size hayat nefes aldırıyor. Zaten Mars uzun bir süre burcunuzda hareket edecek. 2022 yılının parasal konuları da çözülecek. Eğer ilişkiler konusunda, birliktelik konusunda oturmayan bir şeyler varsa bunu da zaten 2022'nin ikinci yarısı yani 29 Ekim tarihlerindeki burcunuzdaki o retro ile birlikte bir nihai sonuca varırsınız diye öngörüyor 2022. Şu ana kadar her şey güzel gidiyor gibi duruyor. Sıradaki burcumuz herkesin bildiği gibi Yengeç burcu. 2022'nin en sevileni olacak. En el açığı, yedireni, içireni, paylaşanı ve en önemlisi ise en reali. 2022 yılında Yengeçler dile gelecek. Şimdi Yengeçler şeydir birazcık, böyle duygusal burçlardır ve parayı pulu çok konuşamazlar. Kırılırlar, gücenirler, duygusallar, merhametliler, alınganlar ve dile dökemezler. Ama 2022 yılında dile gelecekler, konuşacaklar. En önemlisi ise o baskın taraflarını ortaya çıkaracaklar ve real davranacaklar. Aslan burcunu yeni yılda neler bekliyor? Para, gökyüzü olayları,
Aslan Burcu için Şubat ayında başlayacak. Şubat ayında karşıt burcunuzda gezegenler dizildiğinde sizi bir harekete itecek sevgili aslanlar. Ve dolayısıyla çözüm odaklı olacaksınız. Aslan Burcu radikal kararlar alacak. Satsam mı, değiştirsem mi, taşınsam mı, vazgeçsem mi gibi kararsızlıklarınızı bu yıl çok daha keskin adımlarla Şubat ayından itibaren ortaya koyacaksınız. Ve sevgili aslanlar aslında ilişkilerine, düzenine, evine çok bağlıdır. Bu dönemde eğer çocuklar olan aslanlar varsa izleyicilerimizin arasında böyle çocukla ilgili, onların eğitimiyle ilgili, hayatlarıyla ilgili ülke, şehir bir takım değişiklikler yapacaklar. Tabii ki yeni çevreleri de buralarda belki öğrenecek olabilirler. Şimdi sıkı durun. Ünlü astrolog Zeynep Turan 2022 yılının kazanan burcunu açıklıyor. 2022'nin en kazananı Başak Burcu olacak. Sevgili Başakların 2022'nin en kazananı olacaklarını ama bugünlerde biraz gerginler. Yani yeni yıla biraz böyle kaygıyla, hüzünle başlıyorsunuz diye sanmayın ki böyle gidecek. Yazın bunu bir yere. Önümüzdeki yılın en hızlı burcunu merak ediyor musunuz? Terazi Burcu daha hızlı, daha öfkeli olacak. 2022'nin bir de hızlısı olmalı değil mi? Yani böyle hızlısı. Birazdan soracaksın biliyorum. Hadiseyi soracağım dedim. Evet. Dolayısıyla da terazi en hızlısı. Ayrıldı eşim. Mı? Ondan sonra ayrıldılar mı, barıştılar mı, işimi kapattılar, taşındılar mı? Geçen sene de hızlıydı ama bu sene de mi hızlı? Bu sene de hızlı. Çok Allah hızlı. Yardımcı daha olsun. Da hızlı sevgili Eylemciğim. 2022 yılında terazi burcunu fazla sıkıştırmayın. Bazı şeyleri de fark edecekler, kabul edecekler. Düğümleri de kendi içlerine çözecekler. Biraz da hani bu hareketli olduklarını, dışa renkli olduklarını, çok sıkıştırmaya gelemediklerini, çok baskıya gelemediklerini 2022 yılının ortalarında biraz daha belli edecekler. Konfor alanlarından çıkacaklar, seçici ve daha değer gören ortamları seçecekler. Bir kere çevrelerini değiştirecekler. Eğer ilişkisi İnşallah. Olan terazi burçları varsa ilişkilerinde bir takım yılın başında sıkışmalar, kopmalar yaşanabilir. Özellikle 2021'de dolu dolu bir ilişki yaşadım. Yok canım benim ilişkime bir şey olmaz diyorsanız bu arkadaşlık da olabilir bu arada. Tak diye bir noktaya gelebilir ve bitebilir. Dikkatli olun sevgili terazi. 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti ilan edildi. Türkiye'nin burcu da doğal olarak Akrep Burcu oluyor. Türkiye 2022'ye sıfırdan başlayacak. Burcu ülkemizin Akrep sıfırdan başlayacak. Yani bu hani kolektif etkiyi ve Akrep Burcu'na yad etmemin sebebi bunu da mümkünse öyle dinlemelerini isterim izleyicilerimizin. Ay düğümleri yani 2022'deki tutulmalar ve ay düğümleri 18 Ocak'tan itibaren başlıyor 2022'de. Bu da demektir ki Akrep ve Boğa üzerine kuru bir sene geçireceğiz. Akrepler 30 Nisan 29 Ekim arasında sizi kimse tutamayacak. Birilerinde emeğiniz kaldı, hakkınız yendi. Ey sevgili akrepler deyip sıfırdan başlayacak ve elinizdeki cebinizdeki tecrübeleri o kadar ortaya koyacaksınız ki 30 Nisan'dan sonra hele ki yani böyle 29 Ekim'e kadar sizi kimse tutamayacak. Bu tarihleri lütfen unutmayın tüm akrepler. 30 Nisan 29 Ekim tarihlerini lütfen bir kenara yazsınlar. Bekar yaylar 2022'de sizleri neler bekliyor merak ediyor musunuz? Ve yaylar. Şimdi birileri yuva kurmalı, birileri evlenmeli, birileri hayatını birleştirmeli, birileri çoğalmalı. Bunlar da yay burçları tarafından gidiyor ve onlar bir düzene doğru gidiyor. Yorgun düşen yaylar ilişkilerine bağlanacak. 2022'nin yani 21'de yorgun düşenler 2022'nin 30 Nisan'dan sonra yay burçları biraz daha bir ilişkilerine kök salacak. Oğlak burcunda doğanlar radikal kararlar almadan önce Zeynep Turan'a kulak vermenizi öneriyoruz. Oğlaklar cesur başlıyor, böyle heybetli başlıyor. Mars 24 Ocak'ta itibaren işte bunu Koç'a da söylemiştim. Öncü burçlarda hareket etmesi Mars'ın. Eteklerindekilerini dökecek, sert konuşmalar olacak, gergin konuşacak ama günün sonunda artık kimse idare etmeyecek. Ve o yüzden de politik olmadığınızı gözler önüne sereceksiniz. Bitmiş ilişkileri tam kökünden böyle düzenli artık hiçbir daha dönmeksizin bitireceksiniz. Bekar oğlaklara ufukta aşk gözüküyor. Eğer yalnız bir oğlaksanız yani kimseden çok onay almadan çok farklı, çok böyle çevrenizden çok dışında bir ilişkiye başlayacaksınız diye bir öngörüde bulunuyor. 2022'nin en şanslı burcunu merak ediyor musunuz? İşte geliyor. Geldim sevgili kova burçlarına şanslılar, en şanslılar. Hani böyle kedi gibi dört ayağının üstüne düşecek. Zaman onları çok destekliyor. Zaten 2022 çok hızlı geçecek. Biz anlayamayacağız. Kova burcunun çağından geçiyoruz. Su gibi akan burçlardan birisi de kovadır. Kova çağından geçiyoruz zaten.
Satürn de malum 2022'de Kova'da şans verecek onlara. Yetkinlikleri, pratiklikleri artacak. Donanımlarına göre iş bulacaklar. Çok daha farklı çevrelere girecekler. Sözleriyle şaşırtacaklar. Bazen de aileyle uğraşacaklar. Ama çok yorgunluk vermeyecek bu uğraşlar ona. Ve yılın en şanslı tarihi sevgili Kovalar için Şubat ayı olacak. Balıklar, Zeynep Turan size sesleniyor. Duydunuz mu? Kulak verin bana. Gökyüzü size akıyor. En önemli iki gezegen, iki yönetici gezegeniniz bu yüzyılda ne yok ki deyip 2022'nin Nisan ayında burcunuzda kavuşuyor. Sonlanmalar, sıfırlamalar, yeniden başlamalar, yol gösterici tavrınız, değişen huylarınız, alışkanlıklarınız. Siz hikayeyi baştan yazarken, hayatınızı baştan aşağı değiştirirken, herkesi çok şaşırtacakken, çok iddialı konuşmalar yapacakken, aşın açıkçası 2022'ye de yön vereceksiniz.